30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 27 Eylül günlerden pazartesi. Yine yoğun bir haftayı başlıyoruz. Geride bıraktığımız haftada bilindiği gibi Merkez Bankası'nın faiz indirimi gerçekleşti. 100 bas puan %18'e çekildi. Şimdi birazdan tabii konuşacağız. Mevduat ve kredi faizlerinde durum nedir? Talepler nedir? Onları değerlendireceğiz. Tabii onun öncesinde hafta sonu Almanya'da seçimler gerçekleşti. Seda Sezer Bilen karşımda, Deutsche Welle Türkçe servis sektörü Almanya'dan bildirecek bize. Seda Hanım iyi günler. İyi günler Zeliha Hanım. Şimdi seçimlere şöyle bakıyoruz. Sosyal Demokrat Parti az farklı bir öne çıktı. Bu seçimde neler özellikle altı çizilesi konular onu merak ediyoruz. Ve Türk kökenli seçmenlerin değerlendirmeleri nasıl oldu? Bu seçimde bu seçim sonuçları Almanya'da güç dengelerini değiştirdi. Sosyal Demokrat Parti az bir farkla da olsa kazandı. Ama bu önemli bir başarı, zira yıllardır süren bir düşüş eğilimini tersine çevirdi SPD ve oylarını %25,7'ye yükseltti. 19 yıl sonra sandıktan ilk kez birinci parti olarak çıkmayı başardı. Yani Hristiyan Birlik Partileri liderliğinde bir hükümet kurulması ihtimali biraz zayıfladı. Yani SPD daha güçlü çıktığı için. Bu seçimin kazananları SPD, Yeşiller Partisi ve Liberal Parti oldu. SPD'nin Yeşiller ve Liberallerle bir koalisyona sıcak baktığı yönünde dün akşam açıklamalar gelmişti. Böylece Almanya'da ikili koalisyon devri de kapanacak ve üçlü koalisyon dönemi başlayacak gibi görünüyor. Onun dışında Türk kökenli seçmenleri sormuştunuz. Türk kökenli milletvekilleri vardı, adaylar vardı, milletvekili adayları vardı Almanya seçimlerinde. Sonuç olarak 19 Türkiye kökenli aday seçilerek meclise girdi. Bu rakam da bugüne kadar meclise giren en yüksek sayıda Türk kökenli aday sayısı. Bu memnuniyet yarattı. Öte yandan elimizde çok fazla veri olmamakla birlikte bir önceki 2017 yılı seçimlerine dair yapılan bir araştırma Türkiye kökenli seçmenlerin oyunu %35'i parti tercihini Sosyal Demokrat Parti'den yana kullandığını, onu %20 ile Hristiyan Birlik Parti'nin izlediğini göstermişti. Türk kökenli seçmen de burada çok sosyal, kültürel ve dini açıdan çeşitli ve heterojen. Bu nedenle kesin bir yargıda bulunmak zor ama genel olarak seçim sonuçları memnuniyet yarattı diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederim Seda Hanım. Şimdi Dilek Aydın'a geçeceğim. TÜSİAD Avrupa Birliği temsilcisi. Dilek Hanım iyi günler, kolay gelsin. Çok teşekkürler Veli Hanım, iyi günler. Şimdi tabii Almanya seçimleri sonrası koalisyon olasılığı meydana çıkmış durumda. Biraz önce Seda Hanım belirttiği gibi kesin olmakla beraber dedi. Şimdi seçim sonucu Almanya ile ilişkilerimizde nasıl bir etki yaratır size göre? Daha çok yeni biliyorum ama en azından mevcut durumda ki isimlerin daha önceki tutumları da belliydi. Buyurun. Öncelikle tabii sonuçlar çok belirsiz belirttiğiniz gibi ama şunu şimdiden öngörebiliriz. Bugüne kadar son 2013'ten beri yönetimde olan iki ana partiden biri koalisyonda olacak. Dolayısıyla büyük savrulmalar yaşanmayacaktır. Hem AB politikalarında çetin bazı konular olacak muhakkak hem de Türkiye'de. Tabii Almanya'nın hem ikili ilişkilerde Türkiye ile farklı ve derin bağları hem de AB seviyesindeki etki alanı çok belirleyici. İki ilişkilerin ötesinde AB-Türkiye ilişkileri üzerinde de lokomotif belirleyici ülkeler arasında Almanya. Türkiye ile hem Türk kökenli vatandaşlar hem göç konusundaki özellikle son yıllarda hem AB düzeyinde sürdürülen ilişkiler hem de Almanya ile Türkiye'nin derin ekonomik bağları sebebiyle Almanya her zaman daha yapıcı bir yaklaşım geliştirilmesi tarafında oldu. Bu son dönemde AB düzeyinde oluşturulan Türkiye ile siyasi olumlu gündem yaratılması iradesi de Almanya'nın liderliğinde geliştirildi örneğin. Tabii önümüzdeki dönemde önemli olan Almanya'nın buradaki yapıcı rolünü, bunun derecesini belirleyecek olan hem
ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesi olacaktır. Hem de Türkiye'nin iç dinamikleri. Burada hem AB entegrasyon sürecinde öne çıkan öncelikler hem de Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma gündeminin güçlü bir şekilde oturtulması için gereklilikler, malum demokrasi reformlarının sürdürülmesi, hukukun üstünlüğü, kurumların özerkliği ve güçlülüğü, ekonomik ve sosyal politikalarda benimsenecek reform gündemi, çevre ve sosyal dönüşüm, dijital dönüşüm, bütün bunlar yine ikili ve AB-Türkiye ilişkilerinin ana eksenini oluşturacaktır. Burada bu dönemde en kritik unsur, esasen Brüksel'de de en çok odaklanılan, uzun bir aradan sonra tekrar gündemde öne çıkan gümrük birliğinin güncellenmesi konusu var. Burada Almanya ile Türkiye'nin hem mevcut ilişkileri hem de burada gelecek potansiyeli düşünülerek özellikle Almanya'nın desteğinin önemli olduğu konulardan, belirleyici olacağı konulardan biri. Burada Avrupa İş Finansı Konfederasyonu Business Europe'un ki Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK tam üyesidir. Tam desteği var cümleklerinin güncellenmesine. Bunun tabii ki nasıl bir güncelleme olacağı da önemli ki Almanya'da yeni koalisyonda da bu vurgunun güçlü olacağını bekliyoruz. Yeşil ve dijital politikaları içerecek bir şekilde bu konularda uyumu, dönüşüm projelerinde ortaklığı daha güçlü bir şekilde ortaya koyan bir gümrük bir güncellemesine ihtiyaç var. Bunun Avrupa özel sektörü içinde bir öncelik olması tabii ki yeni gelecek, göreve gelecek koalisyon hükümetleri içinde Almanya'da da diğer ülkelerde de önemli bir mesajdır. Bunun resmi düzeyde de somut adımlarla ilerletilmesi ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için de en etkili yöntem olacaktır. Bunun dışında tabii ki yine önemli gündem maddelerinden biri göç konusunda ilişkilerin daha uyuma ve entegrasyona odaklı kalıcı sürdürülebilir bir işbirliği geliştirilmesi. Bunun da entegrasyon perspektifiyle sürdürülmesi doğru olacaktır. Yani göç politikaları, sınır politikalarında Türkiye'nin AB sistemine gittikçe entegre olduğu bir sistemin benimsenmesi doğru olacaktır. Peki şimdi Almanya ana ticaret partnerlerimizden biri. Size çok net anlattınız ancak biraz daha açmakta fayda var. Gerçi dediğimiz gibi belirsizlik hakim olmasına karşın sonuçta sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'nin Almanya ile değil, Avrupa'da Almanya Merkel önderliğinde biraz daha nasıl derler bilinen bir şey var siyasi olarak. Merkel'in önderliğinde ilerleyen süreçler yaşadık bu süreç bu son sizin bahsettiğiniz 2017 sonrası. Ki 4 senelik dönemde. Dolayısıyla bundan sonraki süreç nasıl işleyebilir? Bir tahmin var mı? Alman basını neler yazıyor? Şimdi iki seçenek üzerine duruluyor. Sosyal demokratlar, yeşiller ve liberallerle bir koalisyon ya da CDU, Hristiyan demokratlar, liberaller ve yeşiller. Şimdi bu ikisinin arasında tabii ki farklılıklar olacak. Özellikle AB politikalarına yaklaşımda. Özellikle sosyal demokratlar ve yeşillerin liberallere göre AB konusunda özellikle mali disiplin kuralları ve ortak borçlanma aracının geleceğine ilişkin pandemi döneminde hatta Merkel'in AB dönem başkanlığını yürüttüğü, Almanya'nın AB dönem başkanlığını yürüttüğü dönemde önemli bir açılımla kabul edilen bu pandemi kurtarmanın kapsamında öngörülen ortak borçlanmanın geleceğiyle ilgili destekleyici ABD yetkinin ve ekonomi politikalarının daha derin entegrasyonunun sağlandığı bir Avrupa Birliği'ne daha sıcak bakıyorlar. Burada da aslında böyle bir koalisyonun Fransa, Almanya yani Almanya tabii ki çok belirleyici AB politikalarında ancak tek belirleyici unsur değil. Özellikle Fransa'nın 2022'nin ilk yarısında AB dönem başkanlığını alacağını düşünürsek özellikle Berlin-Paris arasındaki iletişiminde daha yakın olabileceği tahmin edilebilir. Ama tabii ki koalisyon hükümetinin politika önceliklerini görmek gerekiyor. Burada liberallerle bir koalisyonda liberallerin çok daha farklı bir yaklaşımı en azından seçim döneminde ortaya koydukları yaklaşımın farklı olduğunu görüyoruz. Bütçe disiplini konusunda daha katılar. Ortak borçlanmaya
Macaristan'ın geçici tutulmasını düşünüyorlar. Dolayısıyla AB entegrasyonu açısından partilerin bu farklı konumları arasında nasıl bir denge sağlanacağını takip etmek ilginç olacaktır. Bu tabii ki dolaylı olarak da doğrudan da Türkiye'yi etkileyen konular. AB'nin daha derin bir entegrasyona bazı alanlarda gitmesi ve geçtiğimiz yıllarda aslında şekillenmekte olan, ağırlık kazanan bu farklılaştırılmış entegrasyon, yani farklı ülkelerin kendine uygun bir hızla ilerlediği ama ana hedefin ortak olduğu, ki burada özellikle yeşil ve dijital dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın yine vurgulanması gerekir. Bu modele birlikte farklı hızlarda ilerledikleri bir model. Tabii ki AB-Türkiye ilişkileri açısından da yeni sinerji ve hareket alanları yaratacak bir sistem. Dolayısıyla bu AB'nin geleceği tartışmalarını da yakından takip etmek ve koalisyonun kendi içindeki dengelerin nasıl sağlanacağı, bunun AB'ye yansımalarının ne olacağını da takip etmek gerekiyor. Peki, şimdi önümüzdeki süreç içerisinde siz dediğim gibi çok net anlattınız. Gerçi şu an bölgedeki durum, ama pandemi sonrası aşılama çalışmaları devam ettiği süreçte biraz daha izlerin silindiği ama başka bir ekonomi, başka bir evrildiği bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu süreçte mevcut durumda ki koalisyon ya da işte mevcut durumda seçim sonrası oluşacak durumdan acaba nasıl bir ekonomi geride ya da ellerinde, daha doğrusu nasıl bir ekonomiye gelmiş olacaklar Almanya için? Şimdi baktığınız zaman bunun seçim kampanyasında da, kamuoyunda yapılan anketlere de baktığınızda, özellikle çevresel çevre konularının, çevre uyumlu bir kalkınma modelinin benimsenmesinin öncelikli olduğunu görüyoruz. Keza zaten bu konu sadece Almanya'nın ulusal seviyede değil, tüm tedarik değer zincirlerinde önümüzdeki dönemde ticaret alanında da çok daha yapısı oluşturulmuş bir mekanizma ile ele alınacağını da biliyoruz. Burada hem Almanya'da ulusal seviyede hem de AB seviyesinde şu an hazırlıkları sürmekte olan tedarik zincirlerinde çevre, sosyal ve insan haklarının gözetilmesi örneğin konusunda Almanya yeni bir yasa kabul etti. AB seviyesinde taslak önümüzdeki ay sunulması bekleniyor AB komisyonu tarafından. Dolayısıyla bir kere bu sürdürülebilir kalkınmanın, aslında Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gittikçe ekonomi politikalarında da daha merkezde olduğu bir döneme bakacağız. Almanya açısından özellikle bu geçtiğimiz dönemdeki zafiyetler arasında görüldüğü için altyapı yatırımlarına çok daha fazla odaklanılması gerekecek. Yine koalisyonun bu konuda sözlerini tutabilmesi beklenecek. Burada da dijital dönüşüm boyutu, evet, yeşil teknolojiler, hı hı, boyutu, hem altyapılar 5G, 6G tartışılıyor. Hem de enerji, temiz enerji konusunda ciddi yatırımların tartışıldığı, devreye sokulmaya çalışıldığı bir dönem geçireceğiz. Burada da Avrupa Birliği'nin de bu arada ortak hedeflerle ilerlediğini ve bu dönüşümü desteklemek için yeni fonlar, yeni programlar her hafta aslında açıklamakta olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Evet. Örneğin daha geçtiğimiz hafta dijital dönüşüm konusunda AB ülkeleri ve programa dahil olan ülkelerle sınırlar ötesi, sınırlar arası ortak dijital altyapı çalışmaları, hı hı, işte üretim, yeni çip üretimi için ülkelerin güçlerini birleştirmesi gibi konularda yeni destek programlarını devreye sokuyor. Hı hı. Dolayısıyla burada çok boyutlu bakmak gerekiyor. Hı hı. Hem Almanya kendi içinde ne yapacak, ama bunu AB ve küresel ortaklarıyla nasıl bir sinerji geliştirecek, keza bu haftada AB-ABD zirvesini de takip edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Şimdi dediğim gibi geçtiğimiz hafta 100 bas puanlık bir indirim geldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Fakat bu tabii hem mevduata hem de kredi faizleri nasıl etkileyecek? Oray Durmazoğlu hangi kredi CEO'su? Oray Bey, iyi günler diliyorum size. İyi günler Zeliha Hanım, iyi yayınlar. Şimdi Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta Perşembe günü faizleri 100 bas puan indirip %18'e çekmesi sonrasındaki bugüne kadar neler yaşandı kredi ve mevduat piyasalarında, şöyle bir alalım mı sizden? Şimdi şöyle, öncelikle 100 bas puanın bankalar tarafından faizlere yansıması söz konusu oldu mu sorusunun cevabı şu anda hayır.
henüz bir bankalar gerek mevduat faizlerinde gerek de kredi tarafında bir indirimi yansıtmış değiller. Bu işin fiyatlama tarafı, işin tüketici tarafına bakacak olursak aslında Perşembe günü 100 bas puandan düşüşten itibaren ciddi bir fiyatlamayla ilgili değişiklik var mı diye bir sorgulama var tüketicide. Gelip siteleri ziyaret ediyorlar, krediyle ilgili ya da mevduatla ilgili bir ciddi bir artış var, arz artışı var. Fakat bunun da başvuruya dönüşü, yani ben baktım ve kredi kullanacağıma dönüşü şu anda nispeten sınırlı kalmış durumda. Çünkü dediğim gibi faizlerde bankalar tarafından gerek mevduatta gerek de kredilerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil şu ana kadar. Peki konut kredilerine ben bu 100 bas puanlık indirim sonrası şöyle bir baktım. Aylık %1.37 ile %1.42 arasında değişen faizler gördüm. Belli tabii 10 yıl vadeli ve işte 200-300 bin TL için. Şimdi bu 100 bas puan indirim öncesindeki faizler nasıldı? Aslında dediğim gibi Zeliha Hanım, herhangi bir değişiklik yok. Normal şartlar altında 100 bas puanın karşılığında aylık faiz oranlarında 10 puana kadar bir düşüş beklenir. Yani, yani 1.27-1.32 olması gerekiyor örneğin konut faizleri. Doğru. Ama geçtiğimiz haftayla aynı faiz oranları. Bence burada bir iki tane durum var. Birincisi bir gözlemlemek, bankalar tarafından piyasanın gözlemlenmesi, talebin gözlemlenmesi söz konusu şu anda. Hemen reaksiyon vermemesi noktasında. İkincisi de bu faiz düşüşünün ileriki dönemlerde de devamlılığı olacak mı noktası var. Bankaların ve birbirleriyle bakıp rekabet de günün sonunda bankalar tarafından da gözlemleniyor. Rekabette bu kampanyaya yansıması durumunda bu faiz indiriminin 100 bas puanını fiyatlamada görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz Ekim ayında. Şimdi şunu soracağım. Normalde faiz indirimleri sonrası böyle bir tablo gözüküyor muydu daha öncesinde? Yoksa bahsettiğiniz ikinci neden, yani faiz indiriminin devamlılığı gelecek mi diye bir beklenti yoğun bir şekilde mi oluştu bahsettiniz az önce? Artı kamu bankaları mı öncelikle bekleniyor, ne yapacaklar acaba? Piyasada nasıl bir algı söz konusu? Şimdi şöyle, aslında bu yılın başından itibaren bir bakacak olursak, yılın başından itibaren ihtiyaç kredisi aslında büyüme trendini devam ettirdi ve ciddi bir noktaya taşındı. Ve Merkez Bankası da açıkçası bütün raporlarında, aylık raporlarında ihtiyaç kredisi gözlemlendiğini söylüyordu. Aynı şekilde taşıt kredileri ve konut kredileri de aslında özellikle konut kredisi tarafında geçen sene oranla hiç büyüme gözükmüyor. 278 milyar TL'lik bir stokla kapattı geçen seneyi. Şu anda 281 milyar TL'de. Dolayısıyla şimdi konut tarafında işin birkaç boyutu var. Bir, ev fiyatlarının artışı. İkincisi, konut kredi faizlerinin yüksek noktası. Üçüncüsü de rekabet dediğim gibi. Şu anda aslında bankalar kamu bankalarını değil, daha çok rekabet, kamu bankaları da dahil olmak üzere daha çok birbirine rekabete ve bu paranın maliyetinin devamlılığına, düşmesinin devamlılığına bakıyorlar. Biliyorsunuz haftalık borçlanma aslında 100 bas puan düştü ama 2 yıllık ya da 10 yıllık liborlarda hareketleri gözlemlemek bankalar tarafından şu anda gözlemleniyor diyebilirim aslında. Şimdi peki kredi aramalarında düşüş ve yükseliş ya da yaşanımı biraz açtınız konuyu yayının başında, ancak biraz daha onu biz detaylandıralım isterseniz. Meraktan dolayı mı bakılıyor şu an kredi aramaları? Aslında aynen dediğiniz gibi, şimdi geçen sene biliyorsunuz çok ciddi kredi kampanyaları vardı. Fiyatlamaları da çok düşüktü. %1'in altında ihtiyaç kredisi faiz oranları vardı. Şimdi bugün baktığımız zaman %1.6 seviyelerinde, 1.60 seviyelerinde bir aylık faiz oranı var. Geçen seneye oranla 3'te 1'i hatta 4'te 1'ine yakın bir düşüş söz konusu kredi aramalarında. Ama geçtiğimiz hafta biraz değişti dediğiniz gibi. Geçtiğimiz hafta çarşambaya kadar ki aramalar aslında Perşembe günüyle birlikte iki katın üzerine çıktı aramalar. Ama bunlar başvuruya başta da söylediğim gibi başvuruya henüz dönmüyor. Çünkü tüketicide bir faiz düşüşü beklentisi var açıkçası. Bunu da anlıyoruz. Bu kadar bakıp da başvuruya dönmesinin, düşük olmasının sebebi de o faizin henüz değişmemiş olması. Peki şimdi sadece kredi faizi olarak değil, mevduat faizleri olarak da isterseniz biraz sitenizdeki bankaların vermiş olduğu faizleri de değerlendirelim. Şimdi mevduat faizi tarafında tabii daha cesur davranıyor bankalar anladığımız kadarıyla. Kredi faizleri gibi beklemiyorlar. Acaba şu anda da bu durum mevcut mu? Şimdi aslında
100 bas puan düşüşün mevduat faizlerine de aslında düşme şeklinde yansıması gerekiyordu. Mevduat faizlerinde de aslında bankalar özellikle yeni müşteri kazanımı odaklı kampanyalarına devam ediyorlar. %19'ları hatta 19'ların üstünde de 32 gün üzeri vadede faiz veren bankalar mevcut, sistemimizde de mevcut. Zaten bankaların fiyatlama politikaları da bu şekilde ilerliyor. Şimdi krediden farklı olarak mevduatta da bu sene aslında bir sene başından itibaren ciddi bir talep artışı vardı. Çünkü mevduatlarda da %17'lik seviyelerden 32 gün vade tutarı 32 gün olmak üzere %17'lik seviyelerde 19'lara gelme söz konusu oldu. Onda da bir faiz artışı oldu. Paranın değerini kaybetmemesini isteyen tüketiciler de aslında mevduata başvuruya şekline döndüler. Mevduattaki faiz düşüşünün yansımaması aslında geçen haftaki talebin aynı şekilde devam etmesine sebebiyet verdi. Burada da aslında kredi ile mevduatı yan yana düşünebiliriz. Kredi düştüğü an mevduat faizleri de düşecek diyebiliriz. Ama şu anda geçen haftanın yansıması olarak herhangi bir değişikliğe gitmedi bankalar. Yani anladığım kadarıyla bankalar şu an mevcut durumda 100 bas puanlık faiz indirimini evet baktılar. Ancak faizlerine yansıtmadılar. Önümüzdeki aylarda olası bir faiz indirimi beklentisi ya da acaba bu faiz indirimi böyle mi kalır ya da mevcut durumda ilerleyen süreç içerisinde tekrardan bir faiz artırımı olma olasılığına karşı mı böyle davranış sergileniyor sizce? Şöyle bir baktığınızda genel olarak öngörünüz nedir? Bunun temeli rekabet. Bunun temeli rekabet. Rekabette ve dönemsel kampanyalarda bugün için geçerli bu söylediklerimiz. Yarın bir banka faiz indirimine giderse belki diğerleri de arkasından gelebilir. Bugün için geçerli bu söylediğimiz. Dolayısıyla hani olay biraz gözlemleyelim değil. Aslında piyasa sonuçta canlı bir piyasa ve her an yaşanan bir piyasa. Bugün baktığımız zaman dediğim gibi bir bankanın faiz düşüşüyle birlikte diğer bankalar da arkasından gelebilir. Ama bugün bu 100 bas puanı fiyatlamalarına bankaların yansıtmadığını net söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde daha hareketli saatler yaşayabiliriz bu konuyla ilgili. Peki uzaktan müşteri edinim ve diğer dijital olanakların tüketiciye yansımasını nasıl gözlemlediniz siz? Şimdi aslında şöyle, uzaktan müşteri edinimi bir bankada hesap açmayı inanılmaz kolaylaştıran ve tamamen teknoloji üzerine çipli kimliğiniz ve akıllı bir telefonunuz varsa çok kolay bir şekilde hesap açmayı kolaylaştıran bir şey. Fakat burada tüketicinin çok ciddi bir talep yansıması ve bankada diğer bankadan hesap açalım diye bir şu anda ilk başta söz konusu değil. Baktığımız zaman uzaktan müşteri edindiğinde banka müşteri kazanan yaklaşık 150 bin civarında o bir kitle var. 150 bin kişi bir bankada hesabını açtırmış uzaktan müşteri edinimiyle. Bunun aslında potansiyeli bakacak olursak çok daha büyük olmasını beklerdik. Burada teknolojinin, tüketicinin talebiyle birlikte, teknolojinin de gelişimiyle birlikte bu süreç hızlanacak. Tabii ki alışkanlıklar da söz konusu. Bir hesap açımı için şubeye gidilmesi gerektiğini düşünen çok tüketici var. Bu alışkanlıklarda açıkçası bankaların ve bu tarz bilgilendirmenin, medyanın bilgilendirmesiyle tüketici değişecektir. Ama bugün itibariyle bu uzaktan müşteri edinimi pazara çok hızlı bir şekilde teknolojik bir ivmeyle girdi mi derseniz şu anda daha o ivme söz konusu değil. Ama ilerleyen dönemlerde olacağını düşünüyoruz. Peki şimdi teknoloji yatırımlarında siz geçtiğimiz yıl Huawei ile bir işbirliğine gitmiştiniz. Böyle bu tarz yatırımlarınız devam edecek mi? 2022 yılı içerisinde böyle bir planlamanız söz konusu mu? Şimdi yakın dönemde tüketici için işbirliğinin dışında tüketicilere vereceğimiz bir skorlama ürünümüz ortaya çıkacak. Pazara sunacağız. Bu skorlama açıkçası Findex'te yaptığımız bir işbirliği neticesinde oluşacak bir skorlama. Ve tüketicinin krediyle ilgili nasıl, hangi aksiyonları alırsa kredi notunu daha yukarıya çekebileceği ve bu kredi notunu da aslında ne kadarlık bir bankaya başvurmadan bile ne kadarlık kredi çekebileceğini aslında tüketiciye sunuyor olacağız. Bu önemli bir işbirliği bizim için Findex'te yaptığımız. Aynı zamanda aslında finansal okuryazarlığı, aynı zamanda krediyle ilgili akılcı kredi kullanımını, bunların hepsini aslında altını çizdiğimiz bir ürün bu. Evet. Skor ürünü. Bir o kısmı var. Diğer taraftan da UI gibi veya gelecekte daha farklı alanlarda işbirliğiyle ilgili çalışmalarımız var. Bunları da yakın zamanda pazara duyuruyor olacağız.
Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Bitiriyoruz. Saat 13'te İş Dünyası'nda tekrar karşınızdayım. Şimdilik hoşçakalın.